Herkese merhabalar. Bir klasman maç videosuyla karşınızdayım. Paket açılış videomuzu yapmıştık. Bir mucize paket açılış videosu oldu. Gerçekten iki tane siyah stat, böyle bir yani iki toplamda dört Showtime iki topta geldi. İki onluk pakette geldi. Siyah siyah şeklinde. Çok güzel açıkladı. Heyecandan açıklayamıyorum bile. Hiç başıma böyle bir şey gelmedi daha önce. Şimdi Suzuki aslında bir maç denedim, hatta 20. dakika falan ilk yarının 3-0 oldu, rakip çıktı, ondan sonra çok kale almadım o maçı açıkçası. Şimdi yeni bir maç beraber dedim oyuncuları deneyelim, hem de o maçta aslında şu defanstaki çocuk da düşük geldi, onu da oynatmadım. Umuyorum kimse düşük gelmez. Aslında bu Showtime'ların düşük gelmeleri çok sıkıntı yani, hani o paketten zar zor çıkarıyorsunuz. Formlarının sabit olması iyi olurdu. En azından B form olmaları, ya hiç olmadı C form olmaları iyi olurdu, ama mesela Nakajima D formda şu anda. Suzuki A formda. Bu çocuk da C formda. Diğer çocuğa şey kalmadı. Çıkan maalesef. Nedir o? Hem GP'm bitti, hem antrenörüm bitti. İşte bu geliştirdim. Şimdi bir maç yapalım beraber, bir Suzuki, Nakajima'yı ve defanstaki çocuğa beraber bakalım. Son halimiz bu şekilde. Galibiyetimiz mağlubiyetimizden fazla, gördüğünüz gibi. Hayret verici bir şey. Çünkü bu ileri tepikte taktiğiyle, Martinez ve ileri gelen topu ileri vur taktiği harika. Ben boşu boşuna böyle top çevireyim, verkaç yapayım, futbolu güzelleştirmeye çalışayım falan derken kahroluyormuşum. Meğerse vur ileri gitsin, vur ileri iki pasta. Kaleye in, hiç gerek yokmuş kahrolmaya. Yani ben yine, bana göre değil de işte maalesef Konami'nin saçma sapan bir oyun dizaynından kaynaklı, bence olmaması gerekir. Böyle futbol olmaz, ama yapacak bir şey yok. Yani 4 forvet, 2 orta sahayla şu anda oynuyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Biri muhtemelen bir 5-6 atacak bir maçta, ama umuyorum bu maç değildir o maç. Yani çok saçma gerçekten. Yani uzun top oynuyoruz, tamam da uzun topun da bir adabı var. Yani orta saha bomboş, iki tane orta saha var. Sağ sol boş, ama boş gibi de değil yani, çok enteresan. Taktikler gerçekten ilginç. Haydi bakalım rakibimize şöyle bir, önce bir kadromuza bakalım. İyi, düşüşte olan yok. Suzuki yükselişte gelseymiş daha iyiymiş. Takımın genel havası da iyi. Fena değil. Takara da yükselişte. Osako da, bak bak, hemen rakipler gelince hemen yükselişte gelirsiniz. Takara, Osako, hiç doğru düzgün yükselişte geldiğinizi görmedim ben sizin. Bak Tomiyasu'ya bak. Hep böyle şeyde, Tomiyasu'da hiç doğru düzgün yükselişte o da gelmez. Tulio öyle. Vay arkadaş ya. Rakip gelince formayı kaybettiniz tabii. Rakibimiz De Bruyne'yi bulmuş mu diyeceğim, yok. O De Bruyne ne olmuş öyle ya? Ben hatta şey yazdım, yorum yazmıştım. 45 getirirsiniz hızını falan diye, oyuncular açıklandığı zaman. De Bruyne ile öbür Kolombiyalı kimdi o? James Rodriguez, ikisinin de dedim hızı 45 gelir. Ama hakikaten iyi gelmiş. Ya, şey De Bruyne zaten bayağı iyi gelmiş. James Rodriguez'in de yani 70'in üzerinde gelmiş hızı. 50 falan gelmişti hatırladım bir ara. Bence o kart da fena değil, ama De Bruyne gerçekten iyi olmuş. Aslında olması gerektiği gibi olmuş. Yani De Bruyne çok yavaş bir şey değil. Yani futbolcu değil. Yani 60'larda falan gelemez yani. 60'larda hızı öyle geliyordu. Ama adam gidiyor yani, hani yaşına göre bence iyi hızı. Biraz hani, tamam hadi hafiften şişmiş, ama yani öyle bir kartı da hak ediyordu çocuk. İyi, gerçekten iyi. Çok zeki bir futbolcu. Umuyorum isteyen herkese çıkmıştır. Ve güzel şekilde kullanırlar. Haydi bakalım. İleri dep taktiğiyle, rakip de ileri dep taktiğiyle oynuyor sanıyorum. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Hemen yiyeceğiz golü. Şutu ilk dakikadan yiyorduk golü. Tepol. Çok güzel. Rakip muhtemelen Xabi Alonso ile oynuyor. Çünkü savunmasını bir ileride gördüm rakibin sanki. Bu bizim işimize gelir. Çok güzel. Hoca orada bir faaldir. Faal var orada. Hadi be Suzi. Hadi indirdim be, aslansın. Çana tip gözüm sende. Oğlum kaçtın oradan işte. Nakajima. 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 Of, ne orta yaptın. Çana tip mi? Arkadaş 1,58'lik adamı
Kafa vurdurduk gelir o şut. Güzel. Jesus indirsin onu, aslansın çana. Çana, çana o olamaz senden. O anca seni kovalar. O anca seni kovalar. Çak oğlum. Ah yaladı. Direği yaladı. Çok güzel. Güzel. Çok seviyorum takımımı ya. Çok güzel takım oldu. Olsun. Bazen söyleniyorum, yine bir arkadaş da maalesef ne yazık ki üzülüyorum böyle tartışmalarda da. Yani söyleniyorum diye ben bu oyundan nefret ediyorum anlamı gelmesin. Ben burada söylenerek stres atıyor olabilirim, hoşuma gidiyor olabilir, gülüyor olabilirim. Yani söylenmek demek, ben bir hiddetle, böyle şiddetle söylenmiyorum. Hani esprili bir şekilde, komik bir şekilde söyleniyorum. Siz de dikkat etmişsinizdir zaten, öyle bir hani lanet olsun bilmem ne yapayım, şöyle yapayım, küfür günah falan gitmiyorum. O benim hoşuma gidiyor. O benim stresimi atıyor, elektriğimi atıyor. O şekilde bir yol çizdim, hani hoşuma gidiyor. Ama işte dediğim gibi böyle tartışmak da hoşuma gitmiyor. Bazı yorumlar maalesef o yönde. Dediğim gibi bir arkadaşla biraz bir tatsızlık yaşadık. İstemiyorum aslında öyle olsun. Niye öyle olsun? Birbirimizi kırmayalım. Dandik kıçkırık bir oyun yüzünden. Demek istedim yani, benim söylenmelerim oyundan hani mutsuzum, çok ben bunu oynamak istemiyorum falan diye değildir. Sevimli sevimli işte kendimi eğlendirmek. Yani ben kendi hatalarına da gülen bir adamım. Kendi beceriksizliklerine de gülen bir adamım. Onun için ben bundan eğleniyorum yani, onu söylemek istiyorum. Düzgün olsa da eğlenirim, bozuk olsa da eğlenirim bu oyun. Ben maksadım benim eğlenmek zaten burada. Kurduğum takımdan belli o. Yani böyle bir takım kurdum, bu takıma para yatırdım. İşte bak Çanet böyle vuruyor yani, ben orada, ben de bilirim orada bilmem şu anda olan Showtime Mbappe'yi koymayı ama işte olmuyor. Benim istediğim bu. Burada da söyleniyorum tabii niye böyle diye. Durumlar böyle demek istedim. İşte bu. Aman be oğlum, ah çok güzeldi be. Güzel Mateus'u, Jesus'u. Suzuki'nin de bu öngörülü pası var. Yemezsek çok iyi olur. Çok güzel. Ha, Inukaya'ya da bakalım. Biraz susalım da şu çocuklara bir bakalım ya. Sakai. Ulan şimdiki şey istediğim dedim, aslında ihtiyacım olan bir daha sende be Nakamura. Suzi koş. Suzi sende. Suzi senin öngör, bah ne öngörülü pas attın be oğlum be, işte bu harika. Tam bir öngörü. Şöyle bir defansif orta saha taş gibi ama hakikaten. Böyle bir nasıl diyeyim, Vieira ayarında tabii ki olmaz da biraz hızlı ve işte belki Makalele'ye yakın bir çocuk gelirse çok işime yarayacak. Böyle bir orta saha eksikliğimiz var. Hadi defansı bir şekilde biraz biraz olsun tabii ki, normal Avrupalı Showtime ya da işte Epic takım defanslar gibi değil hiçbiri de. Yine de yani benim en azından yaşamamı sağlayacak şekilde bir defansımız oldu aşağı yukarı. Sakai'ler işte beklerde. Ama orta sahada işte bir defansif orta sahada sıkıntım var. Suzi be, sana biraz dripling verdik. Aferin oğlum, çok iyiydi o şut be. Ah hata. Çok güzel. Inamoto indiriz onu. İşte mesela şu Inamoto'nun yerine. Çocuk bir sarsılıyor, marsılıyor. Biraz daha böyle fiziksel teması iyi olan. Alırsın değil mi onu Maikawa? Tamam, aferin oğlum. Bir tane defansif orta sahayla benim takım tamam olur gibi geliyor. Yani kaleciden falan hani tamam idare eder, kaleciden çok çok memnun değilim ama biraz toparladı eskiye göre. Bu gol olur. Ah offside, offside. Evet offside. Aferin be, bu çocuk iyi yalnız ilerideki, daha adını şey yapamadım tam da, Najikama mı öyle bir şey. Nakajima, ha Nakajima. Daha kolay Nakajima. Nakajima da fena değil. Alırız onu. Moriyama, Moriyama. Suzi. Suzi sende. Suzi. Suzi seni yakalayamaz onlar. Suzi seni yakalayamaz onlar. Ah yakaladılar. Ama iyi gitti. Fena değil. Hızı çok kötü değil Suzuki'nin. Biraz hız bastım. Geriye gelen forvet olduğu için Efe sağ olsun. Orada yardımcı oldu abi, dedi hız bas. Hakikaten evet, geriye geldiği için hız, orada pas da atması lazım. En azından çocuğun biraz hız lazım. Onu bastık yani 83 hız dediğim dripling, daha doğrusu 83-84 gibi bir driplingi oldu. Fena gitmiyor. Şu anda atamadık henüz ama güzel. Fena değil takım. Şu anda şu şartlarda benim buradaki mücadeleyi 10 galibiyet 7 mağlubiyet nerede? Güçleniyoruz. Şu an için memnunum, fena değil. Atabilirdik. Bayağı bir döndük kalejden. Pozisyon bizde. Pas bizde. Hadi bakalım, güzel. İkinci yarı umuyorum buluruz. Xabi Alonso öyle oynuyor. Belli çünkü o şey önde çok defansı. Araya bir tane atarsak, Nakajima'yı kaçırırsak bir gol buluruz.
Ya şu, bu son hakikaten paketlerle beraber oyun bayağı bayağı bir şey yaptı yani, karıştı ortalık. Herkes iyi kadrolara sahip oldu. Artık bir ara 6. klasmandayken yani bir hani 4'ten 5'e düştüm. 5'ten 6'ya bir ara ilk başlarda hani bu ne denir, oyunun abileri çıkmaya çalışıyor ya. Bu aralar 6. kademede falan gelen rakip de inanılmazdı ya. Epik epik kadrolar. Ah be Nakajima. Çanakkale'de yerine orta yok ama çocuk varmış gibi davranıyor yani. Güzel orta yapıyor oradan. Çok hata. Çok hata. Yapma 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 yapma. Çok hata. Aman oraya geçmesin. Güzel. Oraya. Çok iyi. Suzuki. Suzuki bas ona. Ah Suzuki. Ah Suzuki. Kaçması kaçtı. Kaçtı. Yedik mi? Yedik. Yedik belli yani. Bu geçerse bunu yiyoruz arkadaş. Bunun şeyi yok yani. Mbappe mi? Mbappe muhtemelen. Bunlar kaçırmıyor. Biz kaçırıyoruz. Musiala. Yani fark etmez. Mbappe, Musiala. Yani Avrupalı bir oyuncu gördük mü orada hoca? Bu adam kaçırmıyor yani. Bizimkiler kaçırıyor. Yapacak bir şey yok onun için. Çok güzel. Rakip kapandı sanıyorum. Sakai yap ortayı. Oğlum. Yani bir korner olması lazım, yoksa öyle bir kafa vuruşu yok. Evet, korner. Güzel. Canatip tamam. Olsun, yenilsek de sıkıntı yok. Fena oynamadık yani. İlk yarı gayet iyi. Ama çok iyiydi be. Kimsin sen? İki numara. Kimdi o ya? Güzel bu çocuk. Ya bu bizim çocuğu ben ileri de çıkarttım. Tabii o çocuk. Uekava mıydı? Uekama mıydı? Bunları ezberleyeceğim tabii isimleri, daha şey yapamadım. Suzi. Uekava. Koşun. Yemeyin. Bak Inamoto mesela koşamıyor. Yetişemiyor ki. Çocuğun 74 hızı var ya. Nerede yetişsin? Alırsın. Aha. Aha Maruyama bak. Ah Maruyama. Ah Maruyama. Onu bak. Bak. Tepik. İşte bu. Tepik. Biraz tepik diyeceğiz ileri. Onu unuttuk aslında. Biz tepikleme taktiği yapıyorduk. Onu unutunca yedik golü. Vur oğlum. Çok güzel. Çana koş. Çana bas ona. Çana sen onu yersin. Sen o topu saklarsın Canetip. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir ver kaç. Ah be. Ah. Aha. Aha ne oldu? Aha ne güzel gol attık. Oraya atmadım pası. Gerçekten Berkaç pasıydı o yani. Çok belki de bilmiyorum, Suzuki mi yaptı asisti. Öngörülü pas mı attı onu bilemiyorum. Pas oraya değildi kesinlikle ama güzel oldu. Tamam aldık. Vur oğlum. Vur tepik de. İnikay'ın biraz kontrolde bir sıkıntı sezin dedim sanki. Gerçi defansların çoğunda var. Ver oğlum şuraya. Şuraya. Ah. Tamam, şey önde, savunması önde. O ona sıkıntı yaratacak. İşte şimdi mi o sıkıntı olmadı. Ah Nakajima. Aha. Boş oldu. Bizde bizde çok iyi. Çok güzel be. Şimdi bir ver kaç. Oğlum oraya değil ama o da iyi. O da iyi, o da iyi. Nakamura. Nakamura şöyle. Nakamura. Ah. Ya bu nasıl bir falso? 90 küsur falsosu var. Hiç dönmüyor top ya. Bu diğer çubukla mı acaba, vurduğum zaman falso için onu mu çekmek lazım? Bak adam oyuncu değiştiriyor. Hey, bizim de değiştirmemiz lazım. Otomatik oyuncu değiştirdi. Güzel. Inamoto çok iyi be. Sakai. Sakai ver Nakamura'ya. Kaç Sakai. Kaç Sakai. Çok iyi Sakai. Kes Sakai. Naka. Ah. Çocuk, çocuk kısa. Yapacak bir şey yok. Çok güzel be. Naka. Nakajima. Naka. Naka. Suzuki. İşte bu be. İşte be. Suzuki. Yuma. Suzuki. Takımımızın yıldızı, 40 numaramız. Evet, oyunu değiştirelim. Defansımız, bu çocuk dayanıklılığı çok kötü. Yani sıkıntı. Aslında ikinci yarı oynar bu çocuk. Turuyor mu Tomiyasu mu? Turuyor mu Tomiyasu mu? Tomiyasu. Hızlı adam lazım. Matheus Jesus ölmüş. Wakizaka iyi, Ito iyi. Ito'nun defansı vardır. Ito gelsin, Suzuki oynasın. Nakajima da oynasın hadi. Nakajima da oynasın. Bakayım Çanatip. Çanatip'in yerine... Heh, şurada Hirakawa'yı almıştık ya. Bu çocuğu koyalım mı? Koyalım değil mi? Tavarat aldı mı? Ben acaba Tavarat şunu da... Yok, almamış. Okazaki de oynamaz. Hirakawa'yı da Canatip'in yerine alalım. Tomiyasu'yu aldık. Burayı aldık. Burayı aldık. Tamam, maçı böyle bitiririz. Güzel. Fena değiliz. Güzel. Şimdilik güzel çevirdik. Hadi bakalım. Aa,
Hayır hayır. Tomias. Aman al artistik yapma al. Şöyle ver. Çok iyi. Sakai gör orayı. Çok güzel. Hemen bir ver kaç. Bir daha. Çok güzel Ito. Ito senin hızın yok. Bak Hirakawa senin piki ortan var. İşte bu be. Ah Suzuki. Neredesin Suzuki? Ah Suzuki. Öbür Suzuki olsa bunu atardı. Fırsatçı koca oralarda dolanıyor. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu. Bir daha sende. Bir daha orada. Ah. Olmadı. Alırız onu. Aman be Hirakawa. Ah bizde. Tamam sakin. Çok güzel. Şuraya. Oğlum o nasıl pas? Tamam. Halat mı girdi? Halat girdi. Eyvahlar olsun. Güzel Mario ama. Mario ama vur. Vur Mario ama. Artık yok öyle. Aman şeyle çıkalım biz. Yiyeceğiz. Vur Tomiyasu. İşte pasta çıkalım biz falan artık. Yok öyle şeyler. Çok güzel. Biz de Depik'te taktiğine geçtik artık. Depikleyeceğiz. Depik'te çok güzel. Şuraya bir ver kaç. Hirakawa uza. Uza oğlum. Bir piki orta. Çok güzel. O piki orta mıydı Hirakawa? Nasıl bir piki orta be? Alırız onu. Mbappe. Tamam. Tut. Vur. Tep. Al. İleri. Çok güzel. Oğlum. Kaçmasın. Kaçtı. Dönmesin. Olacak. Of. Güzel. Aferin be Maekawa. Güzel. Çok iyi takım. Çok iyi. Bunları vereceğiz. Yapacak bir şey yok bu pozisyonlar. Verecek ama iyi. Memnunum takımdan. Neymar falan giriyor adamla. Baksana biz de diyoruz ki Hirakawa bilmem ne. Olsun. Güzel. Çok iyi. Çok iyiydi. Out. Alt, güzel. Suzuki mi o ilerideki değil. Suzuki değil. Nakajimi indirir misin? İndirdim de. Aferin be. Tamam oradan olmaz bir şey. Sakai hemen Nakamura'ya. Nakamura bas ona. Nakamura şuraya dön. Oraya değil. Aman. Mario ama. Kralsın be oğlum. Vur depik. Ah. Güzel. Tamam. Tamam biz de o işte bu be Mario ama yıldızsın. Yıldızsın oğlum. İşte Hirakawa. Hirakawa uza. Şimdi bir pik orta geliyor. Nereye? Suzuki'ye. Arkaya Suzuki'ye. Of. İşte bu be. Kim bu çocuk şey? Nakajima. Nakajima. İkisi de bak. Suzuki de attı. Nakajima da attı. Aferin çocuklar. Güzel. Transferler çok iyi. Çok iyi. Hem de geri dönüşü yaptık. Çok güzel. Suzi. Şuraya. Suzi'ye. Alırız basar. Mario ama. Çok iyiydim be oğlum. Yükselişte geldiğin zaman kralsın. Nakajima helal olsun. Ah Hirakawa güzel. Güzel. Tamam. Biz de. Tamam. Çok iyiydik. Tamam çocuklar. Çok güzel maçtı. Çok iyiydik. Güzeldi kesinlikle güzeldi. Bence iyiydik. İyi toparladık. Bir şeyler de başarmış durumdayız şu anda. Yani %62 pozisyon bizde 100 pas yaptırmamışız. Gayet iyiydik. Şu anda 4-2-4 ile aslında bunu yapmaması lazım mantıken yani orta sahada top yüzü göstermedik gibi bir şeydi yani orayı da iyi kapattık kapatamamamız lazım ama işte enteresan yani sağ sol kanatın boş olması lazım çünkü açıklı oynuyorsun anlamış değilim yani defans da geride çünkü uzun topta hani defans da önde olsa bu sefer tamam kapatırsın oraya sıkıştırırsın öyle de bir durumda değil bir değişik yani işte zaten bu hani en üstte oynayanların çoğunun Xabi Alonso ile oynamasının sebebi bu. Oyun sıkışıyor. Bir şekilde 4 forvet, 5 forvet falan oynuyor adamlar. Ortada bir Vieira işte bilemedin yanında bir tane daha belki bir defansif bir orta saha. Deli gibi oraya buraya ayak uzatıyor. Baskıyı kuruyor. Seni çıkartmıyor. Yani olay bu ama bunun normal bir şeyde hayatta ben karşıda olduğunu düşünmüyorum. Normal futbolda. Olmaz yani. Bir açık verirsin. Yani sağın boş olur, solun boş olur. Öyle bir şey olmuyor. Durum bu. Yani herkes böyle oynuyor. Aslında benim de yani şu andaki evrildiği taktik o oyunun ileriye doğru vuruyorum. Orada orta sahada iki kişi basıyor, kapatıyor. Değişik. Bakalım ne bileyim şöyle devam edeceğiz. Ya bu keyif vermiyor açıkçası bana. Yani ben normal bir şekilde top çevirme, kalabalık orta saha falan, kolay geçmeyen orta saha, uzun topların, 80 metrelik topların geçmemesi lazım o kadar. Daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Lan neredeyse ikinci kademeye çıkacağız abi. 1502'ye çıkıyoruz değil mi? Süper. Süper. Rakibi gerçi göremiyoruz ama bakalım rakibimize.
Güzeldi. Rodar. Sanıyorum Türk herhalde, bilmiyorum. İyi kadrosu, canavar yani. Artık bu kadrolarla biraz kafa kafaya geldik gibi, hani şey olarak, rating olarak. Güzeldi. Yeni transferleri de denedik. Bence güzel, gayet umut veriyor takım. Gidişatımız da iyi şu anda. Yeşillerimiz bol, kazanmışız. Bir tane maç kaybetmişiz. Böyle devam edeceğiz. Yine ara ara tabii ki videolar çekmeye elimden geldiğince devam ederim. Umuyorum herkes istediği oyuncu ulaşır, istediği oyuncular çabuk gelir. Çok fazla coin harcamadan gönlünden geçen oyunculara ulaşır. Herkese umuyorum De Bruyne çıkar. Yeni videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.